Kanalıma hoş geldiniz. Tekrar Kocaeli Kandıra Kestane Dağları'ndayız. Kestane Teksen Dağı'ndayız. Şu andaki bir arımızı şüphelendik. Meme kontrolü yapacağız. Olabilir yani, kestaneye gelirken de yapmıştık ama yine de arının doğasında var. Gel, burada da meme yapabilir. Şüphelendik. Bakıyoruz arkadaşlar. Getirilen körüksü. Yansa sıkıntı yok da. Yok, havası sinirmiş. Hani meme yok hiç bunda? Oğul çıkardı. Memir abi. Çıkardı mı? Çıkardı. Kesin belli mi? Ama çok da hem ana yenilemiş bu aslında. Gerçekten oğula kaçmış olsa bu var ya. Çok yani, çok oğula kaçmış olsa komple. Bu arı getirirken sıkışıktı. Hmm. Üst kat. Değil dedi. Gözümden gördüm dedi. Bundan çıktı dedi. Doğru dur canım. Yavaş yavaş yavaş. Fazla azdırmadan. Yavaş yavaş yavaş. Benim yavaş işim var mı? Olmaz işte. Evet arkadaşlar. Buna kontrolü yapıyoruz ama. Bak, işte. Var mı? Var. Aynen. Değil mi? Çıkmış mı? Şurayı tutalım. Bir dakika. Evet arkadaşlar, şöyle görüyorsunuz. Şunun bir tanesini alalım. Şu anda zonlayamıyorum, elimde şey var. Tanesini evet, aldık. Bir tane. Ya bu o, dur, o çerçeveden bir tane. Öbürkülerde de vardır daha. Dur bir tane. O sonra alacağız bunu. He, yani onda kaç tane meme bıraktın? Arkada da var. Bir tane bıraktım. Burada var köşede. Bunda iki tane. Bunu bırakmamız yeterli. Tamam. Aslında arkadaşlar, hiç bırakmamak lazım. Çalışsın ama yukarı. Bence çıkan analar da vardır. Ben arkadaşlar bu ara yine şey yapayım, konuşayım. Benim bu şekilde dumanı bir bizi bu arı yer. He, ne yapayım? Şu dumanı bir açsana. He? Şey bir açamadım. Bu bizi yer. Evet arkadaşlar, ben kestaneye gelmeden önce size diğer videolarımda göstermiştim. Bir tane arım oğula kaçmasın diye diye bölmüştüm, kestaneye getir. Hakikaten o arım yukarıda şu anda, iyi de bal alacağım ondan. Bir ikincisi, kestaneye gelmeden önce bir arımda oğul çıkardı. Orada o oğlu ben katlıydı o. Üçe böldüm memeleriyle birlikte. Memeli, yavrulu, ballı üç kovan yaptım. Bunlar kendi analarını kendileri yaptı. Şu anda rahat rahat birer kovan arım oldu. Artı bir de yavru çıkmıştı. Onlardan birer çerçevede yavrulu aldım. Arısını sirkeledim. Buradaki arıya tek koydum. Ondan da bal alacağım Allah nasip ederse. Bu şekilde de araya sıkıştırayım ben. Çok şıkma. Siz çok dumandan mı rahatsız? Yok be. Ben hiçbir zaman için çok dumandan. Arı güzel ama bu arı niye oğlu yaptı ya? Ya şurada ne var? Dur bir dakika, bir dakika. Erkek. Ya arı... yavaş çalışırım biraz. Arı niye oğlu yaptı? Arı şey geliyor dışarıdan yiyecek, bir. İkincisi ana değiştirmiş olabilir. Yok diyor, ana değiştirmemiş ya. Onlar abi. Ya ana değiştirmek için de oğula çıkıyor. He. Yani şimdi bu arı hem anasını yenilemiş oldu. Günlük yumurta görsem şeyi kıracağım. Yok canım, günlük yumurta olması zaten imkansız. Günlük yumurtayı görsem ama şey... Meme yanmış. İlk ana, arkadaşlar ilk ana çıktı. O ilk çıkan oğlula birlikte ilk ana çıktı. Biraz dumanlasana. Bundan fazla... Kalan memeler çıkar, ne kadar çıkar, ne kadar çıkmaz. Bakın şurada, şurada şey var. Bunların içinden şey çıktı mı, çıkmadı mı? Gerçek analar çiftleşme uçuşuna çıkmış olabilir. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz çok da şey bembeyaz. Onu orada dursun, arılar ondan vitamin alıyormuş. İçine atarsan. Çok
çok şey etmez, saldırıyorlar. Çok duman yaparsa saldırırlar. Acaba ben bilmiyorum. Ben çok duman yapınca saldırmazlar zannediyorum. Mübarek hayvan, niye sen bunu? Versene sen bunu. Şey sıcak olsa durmaz da. Neden? Hava serin ya, onun için bu arı saldırır biraz sonra. Fazla oynarsak bu arı her tarafını ısırır. Evet, bu arı da Karadeniz'de. Aynı benim arıların hakkında. Saldırı dediğimiz arkadaşlar, arı hırçınlaşıyor. Bakın kameraya kadar geldiler. İyi güzelmiş de mevcudu arının ama tabii ki biz arkadaşlar yoğun kişileriz. Duman nerede? Duman nerede? Bakın şuraya bakın Mehmet. Bütün bana geldi ya. Havadan vurdu. Çok duman yaptı ya. Yok be, ondan değil. Ben bir de arkadaşlar şöyle bir şey. Bu arı parfüm kokusuna da çok geliyor. Ben bir de bizim de bir tavuk çiftliğimiz var. Çiftlikten girip çık her zaman için duş alamıyorsun. Bu sefer parfümle çıkıyorum dışarı. Arı bu şey kokusuna da çok şey yapıyor bana. Ve bir de kandan dolayı bazı kişilere arılar çok şey yapıyor. Bazı kişilere o kadar ne yapacağım? Dumanı yukarı çek. Sen bana bıraksan, ben böyle yapıyorum. İşi olur mu? Biraz içeri ya. Körüklerde iş yok arkadaşlar bizim. İkimizinkilerde de. Hiç korkma ya. Kenarda ver. Duvarı bir sakinleşsene ya. Sakinleşmez artık. Başladığın işi bitir. Evet arkadaşlar, hala çekiyoruz. Görüyorsunuz. Arılar aslında çok da hırçın. Ya öyle fıt 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 fıt. Zaten çıktı arı çıkacağı kadar. Yani bizi seyreden arkadaşlar da acaba neden biliyor musun? Yorumlarınızı da bekliyoruz. Böyle çok sert ses yaparak arı çok rahatsız olur. Arının yanında fazla ses yapmayacaksın. Arının önünde durmayacaksın. Geliş mesafesini engellemeyeceksin. Evet, doğru da. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş körüyü alayım ya. Körüyü alayım ya. Çok yavaş yavaş. Kenarlarına sağlayın. Şuradan ortadan tutmak için süre bir arka yol açılar. Süre. Ben bir ortadan tutmak için yeni bir şey aldım. Şu şekilde. Petek tutmak için yaylı bir şey, güzel, kullanışlı, bal alma zamanı falan çok güzel. Yiyecek lan bizi bu arı. Bu arı evet arkadaşlar, oğla kaçmış, hatta çıkmış. Oğla kaçmasının sebebi de bütün arıcılara uyarı benden. Böyle eski petek koyarsanız, evet. Eski peteğe ben, çok güzel. Ben diyecektim arkadaşlar. Bu arı şey nerede? Ne? Senin petek de şeyi. Evet. Şöyle. Evet arkadaşlar, altta eğer ki birinci katta, şimdi çekme ikinci katı koyduğumuz zaman yukarıya eski petekleri, her zaman eski petekleri çekelim. Aşağıda ne kadar yeni ham petek verirse arı o kadar güzel şey yapar. Eski peteğe içgüdüsel olarak hem yavru, üst katlarda da arı eski peteğe hem daha rahat bal getirir. Alt katta da bol yavru yapar. Onun için oğla da kaçar hemen. Çok sağ olun.
Evet arkadaşlar, görüyorsunuz bu videoyu da çok da bunu da uzatmak istemiyorum. Meme kontrolü ve arının burada hırçınlaştı. Bakın bu arayı burada hırçınlaştırmayacaktık da hata yaptık. Çok sert hareket ediyor insan mamana bak. Acaba. Böyle sert hareket ederse arı hep sert olur. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere.